Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ekim sizin ayınız. Öncelikle bu ay doğan tüm terazilerin doğum gününü kutluyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Evet, ben de bir teraziyim. Hepimiz için güzel bir yıl olur inşallah. Şimdi bakalım Ekim ayında neler var? Ekim 2022'nin en önemli aylarından birisi. Çünkü Ekim ve Kasım'da tutulmalar yaşayacağız. Biliyorsunuz tutulmalar çok daha önemli olarak büyük planda etkileyici oluyor ve daha uzun süreli tesirler ortaya çıkarıyor. Bu ay Koç burcunda bir dolunayla başlayacağız. Ardından Akrep burcunda bir güneş tutulması var. Merkür ileri harekete dönüyor ve Mars gerilemesi başlıyor. Şimdi bakalım. Güneş 23'üne kadar Terazi burcunda. Venüs yine 23'üne kadar Terazi burcunda olacak. Venüs Terazi'nin yöneticisi ve çok güçlü. Dolayısıyla Venüs desteği var bu ay sevgili teraziler. Bu hayatımıza biraz daha hoş, daha yumuşak, daha uzlaşmacı etkiler getirebilir. Venüs ilişkiler, sosyal yaşam, parasal kazançlar, güzellik, estetik, uyum gibi konularda destekleyici ve şanslı bir gezegen. Dolayısıyla Venüs yıldızımız bu ay terazilerle birlikte olacak. Ve 9 Ekim'de Koç burcun 16 derecesinde önemli bir dolunay meydana gelecek. Dolunaylar tamamlanma ve dönüşüm süreçleridir. Bir şeylerin sona ermesi anlamına da gelebilir. Özellikle geçtiğimiz Nisan ayıyla beraber yaşamımızda başlamış bazı konular bu dolunayla beraber sonuç verebilir. Bir dönüşüm aşamasına gelebilir. Tam karşıt burcunuzda sevgili teraziler, ilişki dinamiklerinizi etkileyen bir dolunay bu. Venüs'le de yine bir önemli açıda Şiron var. İlişkilerle ilgili bir sıkıntı da olabilir. Eş ve partnerle ilgili konular olabilir. Evlilik konuları, işbirlikleri, ortaklıklar, buralarda bazı bitişler, tamamlanmalar, sonlanmalar veya dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Doğum gününüzde 6 ile 14 Ekim arasıysa, hatta 5-15 Ekim olarak da alabiliriz. Yine çok önemli olabilir Güneş'i terazi olanlar için. Evet, bu dolunay Şiron'la birleştiği için aslında bir şifalanma dönemini de işaret ediyor. Yani bir ilişkinizde bir sorun varsa bunu fark etmeniz ve bu sorunu çözmeniz için de size fırsatlar getirebilir, açılımlar getirebilir. İlişkiniz yoksa bazı tanışmalar, yani yalnız teraziler için bir ilişkiyi de başlatabilir bu dolunay. Evlilik konularında da önemli bazı sonuçlara doğru götürebilir. Yani bir ilişkinizin evliliğe gitmesi ya da artık belki sorunlu olan bir ilişkinizin hayatınızdan çıkması, bunun gibi tesirler getirebilir. Bu dolunay etkileri 25 Ekim'e kadar olan süreçte kendini göstermeye devam edebilir. Evet, hemen aybaşı itibariyle Merkür ileri harekete dönüyor. 2 Ekim'de önce Başak Burcu'nda, ardından Terazi'de ilerleyecek 11 Ekim'den itibaren. Eylül ayıyla birlikte Merkür'ün Terazi'de gerilemesi biraz sizi zihinsel olarak yavaşlattı. İletişim sorunları, bazı planlarınızda gecikmeler ya da istediğiniz gibi ilerlememesi söz konusu olmuş olabilir. Özellikle 11 Ekim'den sonra Terazi burcuna Merkür'ün tekrar geçmesi buradaki ötelenmiş konuları tamamlamanızı sağlayabilir. Ay ortalarından itibaren Merkür'ün gölge günleri de tamamlanacak. Daha hızlı, daha verimli bir hale gelecek. Bu da size hem iş hayatınızda hem sosyal hayatınızda önemli fırsatlar getirebilir sevgili teraziler. Plüto retrosu da bitiyor. Plüto Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek. Plüto uzun süredir 2008'den bu yana Oğlak Burcu'nda, 9 Ekim'de artık ileri harekete dönüyor. Ve tabii ki son derecelerinde olduğu için Plüto Oğlak Burcu'nun önümüzdeki 2023 Nisan'ından itibaren Kova Burcu'na geçecek. Bu artık Oğlak'taki son döngüleri ve biraz daha belki bu ay ileri harekete dönerek dolunay yakınlarında uzun süredir dönüşmekte olan ev, yuva, aile gibi alanlarınız, kariyer alanlarınız, geçmişle ilgili konular, belki buralarda hani olan dönüşümler güçlü etkilerini, farkındalıklarını diyelim hayatınıza
verecek, vermeye devam edecek. Önemli bir dönem tabii ki. Uzun süreli bir dönem olduğu için Plüto etkileri sevgili teraziler sizin hayatınızda çok dönüştürücü, çok önemliydi. Ve bu son Oğlak Burcu geçişi de önümüzdeki Nisan ayına kadar olan süreçte önemli tamamlanmalar getirebilir. Özellikle bu bahsettiğimiz özel hayatla ilgili ailevi konularda getirebilir. Evet, 25'ine geldiğimizde 23'ünde Güneş ve Venüs artık teraziden ayrılacak, Akrep Burcu'na geçecek. 25'inde ise Venüs'le birleşen bir yeni ay Güneş tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'nun bir derecesinde Güneş tutulması yaşayacağız. Sadece bu ayla sınırlı değil. Biliyorsunuz tutulmada en az 6 ay önümüzdeki Nisan sonlarına kadar etkilerini gösterebilir. İkinci evinizde bir Güneş tutulması. Güneş tutulmaları da yeni ay olduğu için başlangıçlar anlamına da gelir. Aslında son geçtiğimiz Kasım'dan bu yana Akrep Boğa aksındaki ay düğümleri ve bu aksdaki tutulmalar belirgin bir şekilde ikinci ve sekizinci evlerinizi etkilemeye devam ediyor. 2020 sonlarına kadar da sürecek bu tesir. Parasal konularda önemli bir. Venüs de zaten parayı temsil ediyor. Özdeğer, kendinizi maddi manevi güvende hissetmeniz, kişisel kaynaklarınız, yeteneklerinizin keşfedilmesi, değerlendirmesi, parasal kazançlar alanında önemli bir tutulma. Tabii ki bir iş başlangıcı olabilir. Ya da kendi bir değerinizi, bir yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Sahip olduğunuz, size ait olan değerlerin belki bu dönemde satılması, kiralanması gibi, dönüştürülmesi gibi gündemleriniz olabilir. Maddi durumunuzda bazı değişimler olabilir bu tutulmanın tesiriyle beraber. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda 1 ve 5 dereceleri arasında Akrep, Boğa, Aslan ya da Kova burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulmanın tesirleri sizin için çok daha önemli olacaktır. Çok daha kadersel etkili olacaktır sevgili teraziler. Evet, bu 2 yıllık Boğa Akrep geçişi ve buralardaki tutulmalar genel olarak maddi durumunuz, işte sizin kazançlarınız, eşinizin kazançları, borç alacak konuları, bu alanlarda bazı ayarlamalar getiriyor hayatınızda, bazı dengeler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu tutulma döngüsü de belki bu alanda bir kademe açabilir hayatınızda, farklı bir kapı açabilir. Evet, ve bu ay Mars retrosu başlayacak ki 2022'nin yine en önemli hareketlerinden birisi. Ağustos ayından bu yana Mars İkizler Burcu'nda, Mart sonuna kadar da devam edecek ikizlerdeki hareketi. Her iki yılda bir Mars gerilemesi yaşarız. Yaklaşık iki ay sürer. 29 Ekim'de İkizler Burcu'nda başlayacak bu gerileme. 13 Ocak'a kadar devam edecek. 9. evinizde başlayacak Mars gerilemesi. İkizlerde olduğu için size zor bir açıda değil aslında. Olumsuz bir açıda değil. Mars enerji demek, hareket, inisiyatif alma, cesaret, mücadele, savaş gezegeni. Mars'ın gerileme dönemlerinde biraz enerjiyi kontrol zorlaşır. Sıkıntılar olabilir burada. Toplumsal alanlarda da bu yaşanabilir. 9. evinizde olacağı için 9. ev konularınıza dikkat ediyor etmemiz gerekecek. Mars gerilerken bazı planlarınız, düşünceleriniz örneğin burada tekrar bir sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Örneğin bir seyahat ya da yurt dışı ile ilgili bir işiniz var. İşte buralarda engeller olabilir, mücadele edilmesi gereken konular olabilir ya da mücadele, yani gereken mücadeleyi, girişimleri bu dönemde yapmakta zorlanabilirsiniz. Seyahatlere dikkat etmek lazım. Özellikle yurt dışı ile olan konulara, her türlü iletişim, işte medya, sosyal medya, internet, online olan her şeye, dijital alandaki işlemlere, eğitimlere, alışverişlere bu dönemde dikkat etmek lazım. Bilgi trafiğine dikkat etmek lazım. Çünkü ikizler bilgi demek, iletişim demek ve Mars gerilerken burada zararlar oluşabilir. Zarar verici durumlar olabilir. Dışarıdan da hani bizi zorlayacak konular olabilir. Bizim de iletişimlerde, haberleşme trafiğinde özellikle daha temkinli, dikkatli olmamızda gerek var sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.